akşamlar sevgili seyirciler. Kanal V ekranlarına hoş geldiniz. Spor Aktif'te her hafta olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Antalya Spor, Sivas Spor'u kendi evinde ağırladı. Ve sahadan galibiyetle ayrıldı. 1-0 galibiyetle ayrıldı. Hem yenilmezlik serisine devam etti. Hem de çıkışını sürdürdü. Bir anlamda da ligdeki alt sıralardan, daha doğrusu küme düşme hattından da 8 puan kadar uzaklaşmış oldu. Bu da son derece tabii önemli. Evet, bugün Erdal abiyle birlikte Sivas Spor maçını konuşacağız. Ama tabii bugün sürprizli bir konuğumuz var Erdal abinin yanında. Ben sözü Erdal abiye vereyim. Evet, bugün Rüzgar'ımız yanımızda. Rüzgar, sevgili İhsan'ın oğlu. Benim de çok sevdiğim, rahmetli dedesine de benziyor. Hem de babasına da çok benziyor. Hasan'ın mekanı cennet olsun. Rüzgar, babanı izliyor musun televizyonda konuşurken, Antalyaspor'u anlatırken? Peki sen hangi takım tutuyorsun? Antalyaspor. O aslanım benim. Gel bölgemizin. Sen şimdi oraya geç, babanı da bir öp. Ondan sonra gel. Başarılar dile. Ondan sonra gel. Oraya geç. Sağ ol. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Hadi geç karşıya. Bekle. Allah nazardan korusun sizi. bugün sürpriz yaptı. Baba gelmek istiyorum ben de dedi. Çok merak ediyorum dedi. Kameranın arkasını çok merak ediyorum. Stüdyoyu çok merak ediyorum dedi. Tamam dedim ben de. Hadi gel. Uykum geldi demeyeceksin ama burada dedim. Tamam dedi. Çocuklar hep babalarının işlerini merak ederler. Ya, evet. Ben çok küçük yaşlardan itibaren rahmetli babam. Biz o zaman yarım tedrisat okurduk. Cumartesi günleri de öğrenci ve sabahçılar vardı. Öğleden sonra okul kapanırdı. Beni hep iskeleye, o zaman ofisimiz İskele'deydi, orayı alırdı. Orada ofisin temizliğini yaptırırlar. Ondan sonra orada çalışanlar beni işte cam sildirirler, masa temizletirler falan. Ve çalıştırırlardı beni. Sağa sola gönderirlerdi. Çok küçük yaşlarda o çalışma şevkini onlardan, babam bana o verdiği şeyle beraber, destekle beraber oradan aldım. Onun için çocuklukta çok merak ederdim babamın işte limana gitmeyi, limanda babamın yaptığı işleri görmeyi. Ondan sonra şimdi onun da çok doğal. Çocuklar aynen. Babalarının yaptığı tabii, şeyleri tabii. Görmek merak ederler, görmek isterler. O da Rüzgar da bugün bizi görmek istemiş, babasını evet. Görmek istemiş. Yakışıklı oturuyor karşımızda. Tabii Rüzgar bizimle, şimdi bir de Rüzgar'ın ablası var. Buradan da Nehir, Rüzgar'ın da ablası Nehir. Nehir'e de buradan selamlarımı göndereyim, öpeyim yanaklarından. Evet, bir arada ablanı getir, Nehir gelsin. Ondan sonra bir Rüzgar, bir Nehir. Şöyle oturalım karşılıklı. Sizi, tamam mı? Ablamız şimdi evde tabii izliyordur bizi. Tamam. Ekran karşısında. Bir dahaki sefere de ablamızı getirelim. Evet. Evet Erdal abi. Tabii mutluyuz. Yüzümüz gülüyor son haftalarda olduğu gibi. Antalya Spor galip geliyor. Hem de iyi oyunla galip geliyor. Yani iyi oyun başka bir şey. Kazanmak başka bir şey. Kazandıkça da alt sıralardan yukarı doğru tırmanan bir Antalya Sporu var. Tabii daha doğrusu şöyle, bugün Trabzonspor maçını da konuşalım istiyorum. Biraz onunla başlayalım. Onunla da başlamak gerekiyor. Aslında ben Trabzon maçı ile ilgili üzülmedim, açık söyleyeyim. Niye üzülmedim? Çünkü çok iyi oynayan bir Antalya Sporu vardı. Yani turu geçersek ne ala, ama kaybedersek de, turda elenirsek de üzülmeyeceğimi zaten kendi kendime söylemiştim. Üzülmedim de ki o ortaya konan oyun Trabzonspor maçında şunu gösterdi. Biz Trabzonspor'a nasıl oynamak gerekiyorsa en iyi şekilde oynadık. Ama karşınızdaki takım tabii ligi sürüklese etmiş. Artık şampiyonluğun sadece neyesi kalmış? Ben takım. Evet, şampiyon diyebiliriz. Ya biz aslında kurada kaybetmişiz tabii, yani. Tabii. Biz başka takımla karşılaşsaydık kurada, ben eminim şu an yarı finaldeydik. Ya her şey olabilirdi. Ben aslında ümitsiz de değildim insan açıkçası. Çünkü Antalyaspor dediğin gibi son dönemlerde takviyelerin de takıma katkısıyla iyi bir takım kadrosu oluşturdu. Bu kadronun da Trabzon'da sürpriz yapabilir. Çünkü Trabzon tabii ligi artık sütlase etmiş, tamamen domine etmiş ve artık şampiyon olmuş gözüyle baktığımız bir takım. Şu anda yakalanması çok zor. Bu takıma karşı moralli, hem seyircisiyle bütünleşmiş, hem havaya girmiş bir takımla oynamak, Trabzon sahasında, Trabzon şehrinde oynamak kolay değil. Ne olursa olsun Antalyaspor'da sahaya bir karakter koydu. Ciddi anlamda
Trabzon'un kendisinden kağıt üstünde favori gözüken Trabzon'un altında, o ismin altında seyirci baskısında hiçbir zaman ezilmeden son derece iyi mücadele ettiler. Kora kor mücadele oldu. Pozisyona girdiler. Orada benim kafama takılan bir şey var. Bunu da burada konuşmak istedim açıkçası. Şimdi dikkat edersen bizim ligdeki konumumuz gereği Trabzon maçına, tabii yarı final, kupada da eğer Trabzon'a geçsek Antalyaspor belki de kupanın en önemli finalistlerinden, finalist adaylarından bir tanesi olacak. Veya finalde de belki geçen sene yapamadığını yapacak idi düşüncemiz, kafamızdaki geçen, içimizde geçen. Ama kaleye baktım, full kadro. Kalede ligin başından beri Antalyaspor'un değişmez oyuncusu, as oyuncusu, as kalecisi kadroda yok. Hani sakat mı makat mı bin falan diye sordum. Değil. Antalya'ya da bırakmış hoca. Hocanın tercihi. Şimdi, şimdi soruyorum. Bir Antalyasporlu olarak soruyorum. Kalecinin maçta maçın kaderiyle etkili, maçın kaderini etkileyecek bir hatası olmamasına rağmen farz et ki elinden kaçırıp offside olduğu için verilmeyen gol, gol olsaydı ne konuşurduk Nuri Hoca hakkında? Ciddi eleştiri de aldık. Yani çok ciddi eleştirdik. Şimdi Trabzon takımı ligin en iyi kalecisi olan, öyle gösterilen milli takım, Avrupa'da kalecisi, birkaç kaleciden tabii, bir tanesi. Milli takım kalecisi Doğu şeyle çıkarken sahaya, Uğurcan'la çıkarken biz ligin başından beri takımın en önemli sigortası sayılan adamlardan bir tanesi olan banko oynayan banko kalecimizle niye çıkmıyoruz? Neden çıkmıyoruz? Şimdi hemen hemen şeyi yapmadık. Aynı kadro oynadı. Tabii tabii. Oradaki kadro geldi, burada da oynadı. Hemen hemen aynı. Yani hemen Bünyamin hemen vardı işte. Yani bir Bünyamin vardı. Değişti. Bünyamin yerine Flaranus değişikliği oldu. Onun dışında full kadroyla geldi. Burada gene o da full kadro, bu da full kadro. Yani az kadro. Yani bir takımda 9 kişi oynarsa, 9 kişi oynarsa, 10 kişi oynarsa full sayarız o takım. Az takım. Sonuçta bizim böyle oynuyorsak, ha şunu anlarım. Dersin ki benim için lig önemli. Lig önemli olduğu için, ligdeki konum da kritik olduğu için Sivas maçı benim için daha önemli. Bu maça 4 tane, 5 tane şeyle çıkarsın. Nedir o? Yedek ağırlıklı kadroyla çıkarsın. Onlardan bir tanesi de Bofin olur. Anlarım. Ama öyle yapmıyorsun. Hemen hemen az kadronu sahaya sürüyorsun. Bir tek anlaşılır ki, anlaşılıyor ki lig şeye de, kupaya da değer veriyorsun. Ondan sonra ama kalede Bofin yok. Ve o çocuk elinden kaçırdı o top. Offside olmasa da, öyle bir metre, yarım metre offside olmasa da gol olsa, hem o çocuk tartışılacak hem sen tartışılacaksın. Aynen. Abi anlamadım. Onu bir burada dile getirmek istedim. Yani şu çok önemli İhsan. Yani devamlı oynayan bir kalecinin özgüveniyle yılda bir maç, iki maç oynamış bir kalecinin özgüveni asla ve asla bir olmaz. Olmaz. Bu oyuncu için de geçerli. Kaleci gibi çok önemli bir yerde. Ya işte kaç maç o şey gelinceye kadar, Altay gelinceye kadar Fenerbahçe'nin kalesinde neler yedi şey? Berke değil mi? Berke. Tabii. Yani neler yedi? Türk milli takımın gelecekteki kalecisi diye lanse edilen kaleci. Sonuçta Altay geldikten sonra da 4 maçtır, 5 maçtır yenilmiyor Fenerbahçe. Öyle mi? Yani burada bu biraz kafama takılmıştı. Trabzon maçı genelinde de sana katılıyorum abi. Ezilmeden, ezilme ne? Kora kor, kafa kafaya bir oyun oynadı Antalyaspor. Pozisyonlara da girdi, pozisyonları da vardı. O pozisyonlardan bir veya ilk yarının hemen hemen golden sonra, golü çok erken yememiz biraz oyun planlarımızı değiştirdi. Eğer golü biraz takımı tutabilsek, oyunu tutabilsek bir 25-30 dakika sürükleyip oyunu 0-0'a devam ettirebilsek çok farklı bir şeyle çıkabilirdi, senaryoda çıkabilirdi ortaya. Ama golü erken yememiz tüm planlarımızı biraz alt üst etti. Buna rağmen ikinci gole kadar Antalyaspor hiçbir zaman rakibine pes etmedi. Ben varım dedi. Sonuna kadar da mücadele etti. Onun için takımımızı o anlamda oynadığı futbolla ben bir kez daha kutluyorum. Çok mutlu oldum ya, Trabzon maçındaki Antalyaspor'un yenilmesine rağmen verdiği mücadeleden çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir de iki tane bireysel hata. Yani orta tabii, sahada tabii kaptırılan toplarla yenildi. Ya işte şimdi bu zaten çıkış halinde kaptırdığın toplar
İhsan en tehlikeli toplardır abi. Ben mesela şunu hep burada konuşuyoruz, sen de konuşuyoruz. Hani pas çıkıyorlar ya işte kaleci de alıp artık dünya futbolunda bazı Barcelona başladı bunu. Barcelona tık 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 başlıyor çıkıyor. Şimdi diğer takımlar da topu rakibe bizde kalsın, biz başlatalım, oyun top bizde kalsın diye teknik adamlar bunu yapıyor. İşte biliyorsun Alanya'nın başına da bir gün çorap ördü bu şey Kasımpaşa'da. Kaç tane gol yedi aynı. Ondan sonra. Şimdi Nuri de bunu zaman zaman, Nuri Hoca da bunu zaman zaman deniyor, yapıyor. Ama bazı maçlar vardır ki işte bu çıkarken kaptırdın, hep söylemiştim, daha önce de söylemiştim. Çıkarken kaptırdın toplar en tehlikeli toplardır. Yerleşmemişsin, hazır değilsin ve maalesef kalende gol olarak görürsün. İşte o Fred'in kaptırdığı top öyle. İkinci pozisyonda şeyin kaptırdığı top öyle. İkisi de bireysel hatadan geldi. Bireysel hatada. Maalesef. Şimdi mesela abi Alanya Spor'da çok enteresan, kesinlikle taviz vermiyor. Ne uzun vuruyorlar, pas yaparak çıktı, çıkamazsa golü yiyor. Çok çalışman lazım. Mesela Antalya Spor'da... İhsan çok çalışman lazım ama. Evet. Bir kere sağ zeminin... Uygun olması lazım. Sağ zeminin şu masa var ya, masa gibi dümdüz olması lazım. Ya, Malatya maçında bizim attığımız gol. Aynen. Adam topa vurmak istedi, yerden bir sekti top, Sadık. Aynen. Sekti topa, kötü vurdu, yanlış vurdu, sekince... Bizim şeyin Luis Adriano'nun önüne düştü. Adriano da golü yaptı. Aynen. Öyle mi? Sonra çıkaramadın o. Çıkaramadı tabii. Sonuç itibariyle oralarda saha dümdüz olacak ve bunun çok antrenmanını yapacaksın. Yani toplu çıkmanın tık 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 nakış örer gibi çıkmanın çok antrenmanını yapacaksın. Ve bunu yaparken de karşında B takımla veya şeyle yelekleri giydirdin takım da çok iyi baskı yapacak sana. Tabii, aynı tabii. Maç şeyi gibi, antrenmanı gibi o baskıyı yapacak ki sen onu tak 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 o antrenmanda geliştireceksin. O Barcelona öyle oldu. Yani aynen. Barcelona çok çalışmış. Bir ortada sıçan oynarlardı onlar. Antrenman şey öncesi maç öncesi ortada sıçan var ya. Şeyde falan YouTube'da bir ara gezersen bak Barcelona'nın antrenmanı şey maç öncesi ortada sıçan diye antrenmanı diye. Ya şeye çevirirler ortada. Hakikaten maymuna dönersin yani. Tak 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 böyle. Mesela Sivas maçında özellikle ikinci yarıda Antalya Spor'da pas yapmayı seven bir takım. İyi ayağa pas yapan bir takım. Birkaç pozisyonda mesela dikkat ettim ben. Veysel hiç riske girmedi. Attı taça. Baskıyı gördü. Bak öyle işte. Bofi mesela hiç şey, riske girmedi. Direkt şeyin hakkını verelim. İhsan Trabzon maçından Sivas maçına geçeceğiz ya. Uğurcan'ın da hakkını verelim. Bir kere Uğurcan gerçekten Türkiye'nin en iyi kalecisi şu anda. Aynen. Çok formda en iyi kalecisi. Birkaç pozisyonda Antalya Spor'a dur diyen adam oldu. Yani Trabzonluların bile gözünü kapattığı bu çıkmaz dedikleri pozisyonları çıkardı. Çıkardı. Yani Antalya Spor'un orada golle dönmesi. Hatta birbiri yakalasaydı maçın uzatmaya gitmesi her şey olabilirdi. Tabii olabilir. Tabii her şey olabilirdi. Onun için Uğurcan orada maçı Trabzon lehine döndüren oyuncu oldu. Kesinlikle. Trabzon maçı böyle abi. Trabzon artık yani kupa defterini orada kapattık. Evet. Bu sezonki kupa serüveni çeyrek finale kadarmış. Burada bitti. Lige artık odaklandık. Ligde de Sivas Spor. Seyirci nasıldı? Önce oradan bir girelim, oradan konuşalım. Seyirci çok iyiydi. Ben tabii bunda mutlaka şimdi birkaç tane faktör var benim gözlemlediğim abi. Birincisi 12 yaş altına stadyum artık açılması. Bu çok önemli bence. Yani çünkü çocuklar yani okula sen, gidiyor. Sen şimdi oğluna burada Rüzgar'a söz veriyor musun? İlk içerideki Antalyaspor maçında Rüzgar'a formayı giydirip götüreceksin. Tabii götüreceğim. Ben yanında olamam Rüzgar. Ama ben yanında ben çünkü basın tribününde olmak zorunda olduğum için. Sen yanında olmasın ama ya annesiyle gider tabii, ya. Tabii tabii. Aynen. Bir şekilde. Gidecek. Aynen gidecek. Tamam. Artık sözü gidebilecek. Aldık babandan. Tamam artık mı? Gidebilecek. Şimdi bu çok önemli çünkü çocuklar okula gidiyor, AVM'ye gidebiliyor, tiyatroya, sinemaya gidebiliyor, stadyuma gidemiyordu. Doğru. Bunun artık bu yasak kalktı ve ben çok fazla insan biliyorum ki ya ben çocuğum olmadan maça gitmek istemiyorum diye. Çok insan vardı. İşte bundan önceki programda konuşmuştuk ya hep yaşayan bir stat olsun, çoluklu çocuklu aileler. Hep beraber birlikte maç öncesi gitsinler bir yerde yemek yesinler, içsinler, ondan sonra piknik yapar gibi. Tabii, oradan tabii. da maça gitsinler, aynen. maçı yaşasınlar, çocukları da o ambiyansı yaşasın görsün ve Antalyaspor olarak büyüsün, Antalyasporlu olarak aynen. büyüsün. O yüzden yani bu ciddi etki etmiş birincisi. İkincisi Antalyaspor Kulübü'nün 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle tabii pasolik olması şartı var. Ve o şartlara uyan kadınları
ücretsiz maça davet etti. Güzel, bu da önemliydi bence. Güzel, güzeldi. Davranmış. Çok güzel bir davranış. Güzel bir davranış. Tebrik etmek lazım yönetim. Kesinlikle. Bu konularda doğru. O da çok güzeldi. Bu da etki etmiştir. Yani şimdi eşiyle maça, maça geçmeden gelmesi. Önce sana bir şey soracağım. Şifa'nın yazdığı bir yazı var şeyle ilgili, Antalyaspor'la ilgili, okumuşsundur belki. Hangisi abi? Çiçek. Şeyle yönetimde çatlak mı var gibi bir şey var. Ya Şifa abinin görüşüdür o. O da gazeteci olarak hani o kafasına sana gelen bir duyum var mı onunla? Ben katılmıyorum Şifa abinin yazısına yalnız. Öyle mi? Yani bu benim kendi kişisel görüşüm. Şöyle ya şimdi insanların iş yoğunluğu olabilir. Hani bundan iki ay önce çok aktifti, şimdi neden değil denildiği zaman ha benim aklıma şu gelir. Belki şu an çok ciddi iş yoğunluğu olabilir, sağlık sorunları olabilir, konuyu, ailevi nedenleri olabilir. Yani bunların da hepsini ayrıca düşünmek gerekiyor diye ben şey yapıyorum. Bunu niye açtın biliyor musun? Tabii o Şifa'nın yazısını okuduktan sonra aklıma şey geldi. Ali Şafak Öztürk zamanında biliyorsun, bir Ali Şafak Öztürk kendine bir kurul yapmıştı. Hı hı. Danışma kurulu beraber, hı, birlikte hareket ediyorlar. Diğer yöneticileri de dışarıda bırakmıştı. O yöneticilerin hepsi küstü. Hı. Yönetime küstü. Yani Ali Şafak Öztürk başkanlığında ve kuruldaki diğer şeyleri şey aldılar, cephe, hı, aldılar. Ve bir kırılma oldu. Bu diğer bazı kulüplerde de yaşanıyor. Hı. İşte mesela danışma kurulu, işte danışma kurulu değil, danışma değil de icra kurulu gibi bir kurulu. Şey. Evet, evet. Yani 4 kişiyi alıyor yanına. Aynen. Şeye yakın. Ondan sonra 10 kişiyle 15 kişiyle toplantı yapacağına, hı, veya şey yapacağına, onlar da yönetici gözüküyor ama esas icraları, hı hı, bu 4 kişiyle beraber alıyor. Bu 4 kişiyle birlikte yürütüyor. Ama diğer arkadaşlar da yönetici sonuçta, sıfatları var. Hı hı. Yönetici oldukları için de kendilerinin öyle veya böyle aktif olmalarını isterler, hı hı, istiyorlardır da. Öyle de olması lazım. Sonuç itibariyle onlar da kendini sanki kenara atılmış, itilmiş veyahut da değer verilmemiş gibi hissedebilirler ki o zaman öyle olmuştu. İçlerinde arkadaşlarım, dostlarım olduğu için biliyorum. Çok doğru bir yaklaşım olarak da görmüyorum. Bazı takımlarda, büyük takımlardan bazıları da bunu yapıyor. Kendine yakın birkaç kişiyi icra kurulu gibi alıp kulübü onlarla idare etmeye çalışıyor. Diğer yöneticilerin içeride hiçbir fonksiyonu yok. Bu şeye benziyor. Mecliste kaldır elini kaldır, aynen, indir elini indir muhabbeti gibi. Sadece onlar orada birer kendilerini değeri olmayan, değersiz birer sıfatı olan ama değeri olmayan birer insan, birer yönetici gibi hissediyorlar. Ve bunlar da ister istemez bir rahatsızlık veriyor açıkçası ve soğukluk getiriyor. Ama Antalyaspor mevcut, yani şu anki yönetimde böyle bir şey yok. Ya bunu senden, ya ben hani icra kurulu gibi bir şey bunu, olmadığını biliyorum. Bunu senden tam tersine iyi oldu. Yani bundan önce mesela Mustafa Yılmaz döneminde de, Sayın Mustafa Yılmaz döneminde de oluşturulan bir danışma kurulu vardı. Onlar da çok aktif olduğunu da biliyorum. Bak o danışma kurulu farklı. Şimdi içinde İlhami Kaplan'ın da olduğu bizim. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Hani icra kurulu, 4 kişi biz karar verdik, diğerlerine sormaya gerek yok gibi bir anlayışın tam tersi. Onları da içine alan, belki bir 30-40 kişiyle birlikte danışılan, konuşulan, kararlar alınan bir oluşum var. Onu söylemek istiyorum şu an. Çünkü görev dağılımı yapılırken, hı hı, kulüpte yöneticilere, herkese bir görev verilir. O yönetici, birisi işte şeyden sorumludur, mali işlerden, birisi altyapıdan sorumludur. Hı hı. Birisi şeyle ilgili, taraftarla ilgili sorumluluk almıştır. Birisi şu şeylerle, sponsorluklarla ilgili sorumluluk almıştır. Bunlar o aldıkları görevleri yapmaya, tabii, yaptıkları şeyleri de yönetim kurulunda paylaşmaya, başkan ve yönetim, hı, kurulunda paylaşmaya. Çünkü herkes bu kulübe severek geliyor. Yönetici, tabii, olmak o sevgi işi. Her zaman söylüyorum, zor zanaattır. Yani, aynen, yöneticilik kolay iş değil. O işi severek, arzu ederek ve isteyerek, sevgisiyle, aşkıyla geliyor. Kulüp aşkıyla geliyor. Bir şeyler yapmanın hazzını da onlara mutlaka tattırmak lazım. Tabii tabii, katılıyorum. Ama şu anki yönetim içerisinde hani ben çok sorun olduğunu, yani ben kendi adıma söylüyorum, ben duymadım. Şifa abinin o kendi tabii duyumla mı yoksa bunu gazetecilik sezileriyle mi böyle İkisi bir şey olabilir. Lazım? Tam İkisi bilemiyorum olabilir. Ama benim duyduğum bu konuda bir şey yok. Gözlemlediğim de öyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Sadece hani insanların iş yoğunluğu olabilir, ailevi nedenleri olabilir, sağlık sorunları olabilir. O yüzden biraz daha belki arka plana gitmiş olabilirleri de kendi adıma. Onu da o işin içine kattım yani o konuda. Olabilir, olabilir. Ama şunu söyleyeyim, hani iş yönetimden açılmışken. Şimdi gerçekten de çok
Özveriyle çalışan bir Antalyaspor yönetimi olduğunu zaten görebiliyoruz. Evet. İşte okullara gidiyorlar, çocuklarla iletişim kuruyorlar, çocukların maçlara gelmesi için ki bu hafta yani bir 15 bine yakın seyirci vardı. Türkiye ortalamasında çok iyi bir rakam. Yani Türkiye'de 7 bin ortalama. Ben sana söyleyeyim. Hani burada onu söylemiştim ya, inşallah Sivas maçında 15 bin kişi bekliyoruz. Aynen. Trabzon'u yenip de gelip falan filan diye. Trabzon'u yenmememize rağmen, elenmemize rağmen 15 bin kişinin gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü o stat seyirciyle güzel. Kesinlikle. Şimdi 32 bin, 33 bin kişilik bir stadı 3 bin kişi, 5 bin kişi zevk verir bir şey haline getiremiyor. Aynen. Çünkü bas, işte görüyorsun yani seyircili maç ne kadar güzel, ambiyans ne kadar güzel. Bir kere hem futbolcu zevk alıyor hem de oradaki izleyenler de seyircinin kalabalıklığından ve o coşkusundan geldikleri maçtan daha büyük bir coşkuyla ve zevkle maç seyrediyorlar. Dolayısıyla seyirci olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Yani aynı. Ben bu rakamı, itici güç bir daha bir. Tabii, bu rakamın altına düşmemesini diliyorum inşallah. Vallahi ben olur. Mesela bugün birkaç yöneticiyle de konuştum bu konuyu. Giresunspor maçına kapalı gişe bekliyorlar. Giresunspor maçına. Bir sonraki İş sağ maçı ve bununla ilgili de tüm ilçelerden otobüs kaldırmayı bile düşünüyor Antalyaspor yönetimi. Yani taraftarı stada çekebilmek için her şeyi yaptıklarını söylüyorlar. Beni çok mutlu etti çünkü gerçekten de taraftar itici güç. Olmazsa olmazı bu işin. Yani taraftarla birlikte takım daha çok şevkleniyor, daha çok hakem üstünde bir baskı unsuru oluşuyor, rakip takım üstünde bir baskı unsuru oluşuyor, mesela kendi takımını itekliyor. Şunu yapabilir Antalyaspor ve yapsın da istiyorum, arzu ediyorum. Tabii benim fikrim, katılırlar katılmazlar. Önümüzdeki yıl Antalyaspor, konuşacağız şimdi birazdan geldiği noktadan artık. Ben Antalyaspor'un daha tabii şey olarak baktığın zaman ama artık 8 puan aşmış altla arasını. Bu saatten sonra bu şeyle, moralle artık o tehlikeli. Ben zaten hiç aklıma getirmiyordum ama gene de kafasında soru işaretleri olanlar için artık o bile ortadan kalktı diyebiliriz. Önümüzdeki yıl Antalyaspor yönetiminin kombineleri son derece şey bir plan içerisinde düzenleyip satıp, çok sayıda kombine satıp, mümkün olduğunca çok sayıda kombine satıp ve o kombinelerle de herkese birer forma. Aile ama. Yani kampanyayla yani. Kampanya tabii. Yani sen bir kombine aldın. Ailenle beraber maça gideceksin. Karın, çocuğun, çocukların veya sen. Üçünüze de, dördünüze de birer tane forma hediye edilecek. Çocuklara da, size de birer tane o kombineyle beraber forma hediye edilecek. Yani bu o tribünlerin kırmızı beyaz renklerle ışıl ışıl olması demek. Tabii. Ve aidiyet duygusunun yükselmesi demek. Yani forma, bir forma çok şey, çok önemli. Yani biz çocukluğumuzda hasrettik o formalara. Yani biz o formanın hayaliyle büyüdük. O zaman formalar mesela Süleyman abi, o Allah rahmet eylesin, Antalyaspor'un malzemecisi, duymuşsundur babandan belki ismini. Otururdu, şöyle bir kulübesi vardı. Kulübenin içinde o dünya ayakkabıları tamir eder, boyar falan, pırıl pırıl. Ya herkesin bir tane, bir çift ayakkabısı var. Yani onlar bakılır, temizlenir, yağlanır. Ondan sonra kabaraları değiştirilir. Süleyman abi de o şeyleri, formalara gözü gibi bakardı. Takımın bir tane forması var. Yıka giy. Bir antrenman forması, bir tane de maç forması. Gözü gibi bakardı formalara. Şimdi oradan geldik buralara. Şimdi her maça bir forma değişti. Antalyaspor bir forma, başka bir forma ile çıkıyor. Dolayısıyla artık forma bir aidiyet duygusudur. Hele çocuklarda çok büyük etkisi olur. Çok önemli bir etkisi olur. Kadınlarda çok büyük bir etkisi olur. Zaten erkek olarak da taraftarlar o şey duygusunu hiçbir zaman kaybetmezler takımların, ama onların yanında aileleri de oraya çekmek için mutlaka bu tip bir kampanya yapmak lazım diye düşünüyorum. Doğru. Bir de abi şu aklıma gelmişken şimdi onu da söyleyeyim. Çok fazla ilgi gördü çünkü. Şimdi maçtan önce statta, ya ben hani herkesin tarzına saygı duyarım, kimseye şey yapmam ama mesela ben çok arabesk müzik sevmem. Dinlemem yani, benim hani tarzıma uygun değildir ama statta mesela Müslüm Gürses, Azer Bülbül böyle gerçekten, ama yok, böyle bir şey olamaz. Ben sevmeyen insan bile o kadar keyif aldım ki, tribünler herkes ayağa kalktı, atkılarını açtı tribünlerde, 15 bin kişi. O müziklere, mesela Müslüm Gürses'in müziklerine i̇şte nasıl eşlik ettiler? Yaşayan stat şeyi bu. Bu işte. Yani demek ki
O taraftara bir şekilde dokunmanız lazım ya. Oradan dokunmuşsunuz. Ben bunu anladım. Ve ben büyük keyif aldım. Ben arabesk müzikten keyif almayan insan, statta maçtan önce dinlediğim müziklerden gerçekten hayatımda bu kadar keyif almadım. Şimdi bak, Selami Şahin'in bir şarkısı şunu var. Şunu söyleyeyim abi. Ondan sonra Selami Şahin'e geçelim. Bu işin ben dünden beri telefon geliyor bana. Ya kimmiş bu işin mimarı? Kimmiş? Onun bilgisini de vereyim. Öğrendim bugün. Antalyaspor As Başkanı Sayın Emrah Çelik'miş. Emrah Çelik'ten çıkmış bu fikir. Ya gerçekten ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum kendisine. Ya bana bile statta arabesk müziği severek dinletti. Gerçekten ya, helal olsun ya. Ya biz zaten kültür olarak arabesk müziği kim sevmem derse yalan söyler. Tabii vardır mutlaka ama arabesk sözleriyle bize damardan gelir böyle. Aynen. Yani içimizden hep biraz arabesk şeyimiz vardır, ruhumuz vardır hepimizde. Gençliğimizde Ferdi Tayfur'larla, Orhan Gencebay'larla falan büyüdük. Yani hep herkese bir dokunmuştur o şarkılar. Onun için o da oradaki taraftarı öyle yakalamış. Müslüm Gürses'in şarkıları falan tabii. Mekana cennet. Düşünsene 15 ya Antalya mesela tezahürata biliyorsun yani bu eskiden de böyledir. Tribünler kırmızı beyaz en büyük Antalya tezahüratı en çok sesin yükseldiği tezahürattır. Onda bile işte 15 bin kişi varsa bunun 5 bininden 6 bininden ses çıkar. Şimdi bak kimse hep bir ağızdan söylemez. Siz şanslısınız. Bu müzikleri 15 bin kişi söyledi statta ya. Siz şanslısınız. Gerçekten de yani. Biz şimdi yıllarca ben hep bunu merak etmişim. Sonra öğrendim. Şimdi Antalyaspor'un maçlarından önce ve devre arasında bir tek şarkı çalardı. Selami Şahin'in Sen Mevsimler Gibisin şarkısı. Hmm. Şimdi bir abimiz vardı. O şeye bakan hoparlör şeyci vardır ya böyle seslendirmeci. Ondan sonra maçlarda. O abimiz aşıkmış meğerse. Bu şarkıyı da çok seviyormuş. Sevgilisi veya karısı neyse onunla ilgili. Bu şarkı yıllarca Antalyaspor tribünlerinde biz hep dinledik. Ulan bir gün dedim ki ya bu şarkı başka bir şarkı. Dönüp dönüp bu şarkı çalıyor. O zaman buradan, Sen Mevsimler Gibisin. Buradan bu mesajı verelim ya. Giresunspor maçında bu şey şarkıyı da eklesinler Selam Şahin'in şarkısı. Benim jenerasyonum bunu çok iyi hatırlayacaktır. Bir 4-5 yıl bu hep gitti ve ben bunu yıllarca merak ettim. Abimizin ismini de unuttum. Şimdi beni bağışlasın. O orada o zaman seslendirmeyi o yapıyordu şeyde, beden terbiyesinde. Ve o şarkıyı sürekli o zaman pick-up mı çalıyordu artık, kaset mi çalıyor, ne çalıyorsa herhalde kaset zamanı diye tahmin ediyorum o küçük kasetler muhtemelen. O Selami Şahin'in hiç unutmam. Sen Mevsimler Gibisin şarkısını bütün tribünler ezberlemişti. Vallahi yani ben dönüp dönüp onu çalıyorduk. Hakikaten hani böyle gümbür gümbür bir şarkı çalsanız yemin ederim bu kadar tribünleri havaya işte sokamazsınız. Yakalamış o ambiyansı yakalamış. Kesinlikle. Önemli olan o zaten. İnanılmaz bir şeydi yani. 15 bin kişinin hep bir ağızdan yani tezahürat yapsanız yapmazlar. Yani, ama hep bir ağızdan bak, bu kadar bir şarkıyı söyledikleri ben ilk kez. Galibiyet çok önemli ya. Alınan aynen. Galibiyet şimdi konuşacağız birazdan. Alınan galibiyet çok önemli ama detaylar o kadar önemli ki seyircinin sahaya kesinlikle, gelmesi, kesinlikle. Seyircinin o ortamı, o havayı yaşaması, o yaşadığı coşkuyu sahaya sahanın içerisine yayması o kadar güzel şeyler ki. Bak ne güzel konuşuyoruz yani ne güzel anlatıyoruz. Sen bile diyorsun ki ben arabesk dinlemeyen adam. Ben büyük keyif aldım. Büyük keyif aldım. Hatta videoya çektim, Instagram'dan paylaştım da. Çok hoşuma gitti çünkü. Tebrik ederim. Tebrik ederim Emre. Ya işte bunlar güzellikler. Yani taraftarı tribüne çekmek için bir şeyler lazım. Doğru. Tamam futbol evet sahada kazanılıyor ama tribünlerin ciddi etkisi ya sonuçta, oluyor. Sonuçta futbol, basketbol, voleybol niçin yapılıyor? Tabii seyirci için. Seyirci için yani. Aynen. Bu görsel bir şölen. Yani spor, müsabaka, hı hı. Yarışma. Sonuçta bu şeyin güzelliği olmazsa olmazı seyirci. Seyirci coşacak ki sahadakiler de coşacak. Yani o havayı mutlaka her maçta yaşamak lazım, kesinlikle. Yaratmak lazım. Tabii şimdi yönetimden açılmışken abi bugün mesela ben gelmeden önce paylaştım sosyal medyada bunu. Bir tane futbolcu izliyoruz ki sahada. Ben böyle bir şey görmedim. Ben de konuşacaktım onu sen açtın iyi oldu. Türk futboluna yani şöyle diyeyim ben Antalyaspor'a diyeyim. Antalyaspor'a Eto ile birlikte son dönemde gelmiş bence en büyük futbolcu, en yetenekli, en iyi futbolculardan bir tanesi. Kesinlikle. Şimdi bir golcü bir takımı, kaliteli bir golcü, ligin dibindeki bir takımı attığı gollerle yukarı çıkarabilir abi. Ama defansif bir orta sahanın ben
ligin düşme hattından bir takımı alıp da orta sıraya kadar çıkarttığını gerçekten ilk kez şahit oluyorum. Defansif bir orta sahadan bahsediyoruz yani. Golcü molcu değil yani bu futbolcu. Defansif orta saha. Defansif bir orta sahayı alıyorsunuz ve bu adam takımı geldiğinde küme düşme hattındaki bir takımı alıyor ve orta sıralara kadar çıkartıyor. İnanılmaz bir madem, şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Madem onunla başladık. Şunu ekleyeyim abi. Gerçekten de özellikle devre arasında transfer, ara transfer döneminde biliyorsun Atıf'ın özellikle alacaklarından dolayı transfer engeli vardı. Antalyaspor yönetimi gecesine gündüzüne kattı 30 milyon liraya yakın bir parayı kendi cebinden toplayarak ödedi ve transfer engelini kaldırdı ki biz bugün Fernando gibi bir oyuncuyu izliyoruz sahada. Gerçekten de ben Antalyaspor yönetimine hem transfer engelini kaldırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum hem de Fernando gibi bir oyuncuyu aldıkları için. Çünkü o engel kalkmasaydı biz bugün Fernando'yu belki başka takımda izliyor olacak. Kesinlikle. Bir kere her lafına, her kelimesine katılıyorum konuştuklarının. Çok özel bir oyuncu. Sahada yaptıkları zaten bir kere şu maçta diğer maçlarına göre daha iyi değildi. Hı hı. Yani şu maçta doğal, çok doğal. Çünkü takım tempolu bir maç oynadı 3 gün önce. Aynen. Trabzon gibi bir takımla oynadı. Belki yenseydi fizik olarak veya tur atlayıp gelseydi o fiziksel şey değişebilirdi sahada. Tam tersi bir de mağlubiyetle gelince üstüne bir de onun moral bozukluğuyla geldi. Şimdi böyle bir takım, böyle bir oyuncu orada 90 dakika sahada. Hı hı. Sağda basmadık ya bırakmayan gene takımın en iyi oyuncu, iki oyuncusundan bir tanesi olarak öne çıkan bir adam buraya geliyor. Burada Sivas maçında senin galip geldiğin golü atıyor. Ve çok mükemmel bir gol atıyor frikikten. Ayrıca bir topa daha vuruyor. O topu da kaleci son saniyede elinin ucuyla çıkartıyor. Parmaklarının ucuyla çıkartıyor. Şimdi adam tam bir Antalyaspor için ne diyeyim sana? Şimdi arasan, tarasan, ondan sonra böyle çok nadir futbolcular çıkar. Hı hı. Hakikaten Antalyaspor'un geldiği andan itibaren kaderini değiştiren adam diyebiliriz. Kesin. Fernando için. Şimdi o kadar kritik goller kazandırdı ki Antalyaspor'a. O kadar kritik maçlarda kritik goller kazandırdı ve oyun kalitesini arttırdı ve yükseltti ki Antalyaspor onunla bir farklı. Kesinlikle. Onunla bir farklı. Şimdi ben onun yerine başkasını şu anda kimi getirirsen getir, dünyanın belki de en iyi ön liberosunu getir. Benim gözümde Fernando çok farklı. Aynen. Çünkü hakikaten sonuca endeksli Antalyaspor'un aldığı galibiyetlerde adam hep başrolde. Aynen. Ben de sana katılıyorum. Bulup getiren, Antalyaspor'u onu kazandıran tüm arkadaşlarımıza, dostlarına, emeği geçen hepsine teşekkür etmek istiyorum. Abi yaklaşık 11 kilometreden fazla koşuyor maçta. Yani sahanın bugüne kadar oynadığı maçlarda herhalde en çok koşan oyuncusu. Her iki takım adına da sahanın oynanan maçlarda. Dün 90. dakika hatta 90 artı 4. dakika top rakip Sivasspor kalecisine gitti. Ona bastı. Oradan sol kanada geldi orta sahaya. Oraya da bastı geldi. Kayarak topu taça attı. Maç bitti hatırla yani. Ve bu 90 artı 4. dakikada oluyor bu olay. İşin enteresan tarafı ne biliyor musun? Hantal bir görüntüsü olmasına rağmen müthiş bir oyun görüşü var. Çok. Aslında genç oyuncuların, hani ben Beşiktaş'ta Payinç vardı, Barcelona'dan aldıkları. Merkez orta saha olarak onu çok beğeniyorum. Hı-hı. Çok hoşuma giden bir oyuncu. Eskiden de izlediğim için onu çok beğenen bir oyuncu, futbol adamıyım ama sonuçta şu anda bizim altyapıdaki oyuncularımızın rol modelleri alabilecekleri sahada izlerken kendilerine örnek olarak alabilecek, rol model olarak alabilecekleri çok önemli bir isim. Fernando. Kesinlikle. Bir kere hem saha görüşü hem oyunu her iki yönlü ayağının içini dışını vücudunun her yerini bak uzun topu kısa uzun topu oyun kurma becerisi her şey bir kere o duran topları kullanma becerisi üst düzey. Yani bir 10 numarada yakalayabileceğin, 10 numarada görebileceğin bir yumuşaklığı var adamın bileklerinde. Yani hakikaten ne desek az. Onun için şu anda Antalyaspor'da parlayan bir yıldız. Gerçek anlamda parlayan bir yıldız. Zaten bütün futbol otoriteleri de herhalde bizim gibi düşünüyordur. Antalyaspor'a geldiği günden beri
yaptığı katkı ortada, kattığı kalite ortada, attığı goller ortada. Onun için ben de bir kez daha getirenlere teşekkür etmek istiyorum Antalyaspor'a kattıkları için. Mesela duran top oldu. Duran topta takımın başına kim gelir? Yani topun başına kim gelir? Genelde hani geçmişten gördüğümüz Hakan Özmert geliyordu. O serbest vuruşta mesela Hakan hiç yaklaşmadı. Saygı duyuyor. Çünkü bir insan eğer bir şeyi iyi yapıyorsa, ondan, senden, sen benden bir şeyi daha iyi yapıyorsan, ben bunu sana bırakmam lazım. İşin saygısıdır o. O saygıyı almış. Şimdi bazı bak, ben frikiklerde hep şöyle bir tezim vardır benim, duran toplarda. Eğer bir topun başına, vuran oyuncu taktiksel değilse, direkt vuruşta, vuran oyuncunun yanına 2-3 tane adam gelirse, o oyuncunun o frikiyi gol yapması çok azdır, çok nadirdir. Çünkü bu şeyde de öyledir. Basketbolda güvenini kaybedersin, attığın şutlar yok ama güvenini kazandın mı attığın her şut, yarı sahadan bile atsan girer, Şeyde de öyledir, futbolda da öyledir. Futbolda da öyle. Frikikte topun başında 3 kişi, işte ben mi vurayım, sen mi vurayım, sen sağa mı vuracaksın, sen sola mı vuracaksın? Bir şey, girdiler mi bu havaya, bu şeye girdiler mi, türbülansa girmiş gibi o toptan hayır çıkmaz. Aynen. Çıkarsa da tesadüf, birine çarpar, yön değiştirir falan filan, öyle olur. Onun dışında o toptan hayır gelmez. Ama sana şöyle de bir örnek vereyim, yaşanmış bir örnek vereyim, gözünün önüne getir. Türkiye'de son yıllarda en iyi friki kullanan oyunculardan bir tanesi kimdi? Alex'ti, Fenerbahçe'de. Alex, Roberto Carlos gelinceye kadar Fenerbahçe'ye attığı frikiklerde çok ciddi bir yüzde yakalamıştı. Yani topun başına geçti mi Fenerbahçeli taraftarlar diyordu ki Alex vurursa gol, Alex vuracak gol. O şeyi getirmişti, taraftarlarda o güveni yaratmıştı. Çünkü adamın attığı iki frikten birisi gol oluyordu. Ne zaman Roberto Carlos geldi Fenerbahçe'ye, topun başına işte ikisi beraber geçip ben mi vuracağım, sen mi vuracaksın, sen mi vuracaksın, ben mi vuracağım muhabbeti başladı. Alex bir tane frikik golü hayatta yatmadı. Gerçekten, inan bana. Yani bunu bak test et. Yani bir topun başına 3 tane adam geçti mi o top gol olmaz. Ama bir topun başında bir adam duruyor, bakıyor, hizalıyor. Konsantrasyonunu tam, on nereye vuracağını, nasıl vuracağını, kaleciyi de şeyi, ya şeyi yaptırıyor. Baraj kurulmuş. O barajın kalecinin açtığı köşeye, kapattığı köşeye 3 tane de şeyi koyuyor. Antalyasporlu oyuncuyu koyuyor. Aynen. Mesafeli. Onlara da diyor ki şey veriyor. Bu tarafa vuracağı şeyini veriyor arkadaşlarına. Ama o tarafa öbür tarafa bir kesiyor ki kalecinin açtığı yere. Kalecinin yetişme şansı yok. Yok yok. Attığı golde tabii barajın ya. Üstüne vurdu. Müthiş. Barajın üstünden geçiyor. Bir de dikkat edersen bir daha getir gözünün önüne. Yani kaleyi direkt gören bir yerde değil. Değil. Ciddi evet, anlamda çapraz bir yerden vurdu. Çatala gitti top ya. Aynen. Öteki de öyle. Öteki de çatala gitti. Öteki çatala gitti. Ötekinde mesela şimdi ilk vurduğunda barajın üstüne vurdu. Barajın üstünden attı golü. İkinci de ters tarafa, kalecinin olduğu tarafa vurdu. Kalecinin, orada kaleci bekliyordu. Evet. Onu da barajın üstüne vursa bence rağmen, onu da atardı. Ona rağmen, beklemesine rağmen, tahmin etmesine rağmen, kaleci de iyi bir kalecidir o kaleci. Ben beğenirim. İyi kaleci. Ertaç Ara, yok şey. Neydi kaleci? Sivas. Ali. Ali miydi? Ali. Ali bir ilave daha ismi var. Ona rağmen kaleci zor çıkardı. O topu da zor tabii çıkardı. Zor çıkarttı. O kadar iyi vurdu yani. Tuttuğu köşede zor çıkarttı topu. Ya çok iyi oyuncu. Yani Allah nazardan korusun. Allah sakatlıktan korusun. Hakikaten Antalyaspor'a çok katkı verdi. İnanılmaz katkı verdi. Ve vermeye de devam edecek. Yani, aynen. Ki bu adam bir sene top oynamamış yani. Düşünebiliyor musun? Bir sene top oynamadan. Çok biliyorsun. İyi bakmış abi. Zaten iyi ki oynamamış diyeceğim. Niye? Oynasaydı zaten Antalyaspor alamazdı. Alamazdı tabii. Alamazdı. Kesinlikle. Adriano'yu nasıl buldun? Mesela ben ilk yarıda çok beğendim. Şimdi maça gelelim. Sivas maçını yavaş yavaş kurgulayalım, konuşalım. Şimdi bak, İhsan, bazı maçlar vardır. Çok iyi oynarsın, sonuca gidemezsin. Bazı maçlar vardır, vasat oynarsın, sonuç alırsın. Bize ne lazım bu maçta? Bizim için ne önemliydi? Kazanmak. Kazanmak. Bizim alabildiğimiz kadar bu maçları alıp ligdeki yerimizi... Aynen. O cendereden bir an önce çıkmamız lazım. Şimdi kaçıncıyız? 13. 13. Evet. Şimdi ona... 10'la 6 arasında bir yer demiştik ya, az kaldı. 10'la 6 arasına az kaldı. Şimdi Giresun maçı var, bu Başakşehir maçı var falan. Antalyaspor
benim gördüğüm, izlediğim Antalyaspor bu yerlerden bir yere demir atacak. Yani şu artık son 5-6 maç bize gösterdi ki Antalyaspor, bir Trabzon maçı var herhalde mağlubiyeti. Ligdeki 6. maça mı çıktı mağlup olma şeyimiz? Tabii ligde aynen 6 maç. Arada bir kupa maçı kaybettik şeyde Trabzon'da. Ondan beri Antalyaspor yenilmeyen bir takım. Ve bu böyle de devam etsin inşallah. Ama şimdi bak, bazı maçlarda bir kere bir maçın hikayesine geçelim. Bir, yorgunsun. Sivas 2-3 haftadır mağlup olmanın iyi bir kadro. Tabii iyi kadro. Bak, mesela benim çok beğendiğim bir hücum hattı var. Yani çok süratli, bir çok teknik, iki tane sağda solda oynayan iki kanal var. Çok etkili. Henrik bir de öteki neydi? Grader. Çok iyi oyuncu. Hakikaten iyi oyuncular. Bir de onların aralarında santrofor olarak o da çok iyi bir oyuncu. Böyle bir hücum hattı için dikkat edersen Florianus fazla ileri çıkmadı. Grader en önemli oyuncu çok. Çünkü ters hareketler yapabiliyor. Trabzonsporlu en çok çabuk gibi. Oyuncu. Hem çabuk hem de sonucu etki edebilecek bir oyuncu. Atıyor, attırıyor falan. Orada dersin mesela Bünyamin çok ileri çıkan bir oyuncu. Hücuma katkı veren bir oyuncu ama Florianus daha böyle stabil oynayan, daha müdafaası. Savunma yönü daha iyi. Daha iyi bir oyuncu. Aynen. Ve öyle bir oyuncuyu da onunla tutmak doğru bir karar. İyi bir seçim. Şimdi birincisi yorgunuz. Ne olursa olsun orada Trabzon gibi bir takımla oynuyorsun, tempolu oynuyorsun ve hem yorgunsun hem de moralsizsin. Sivas maçına bu gözle bir bakmamız lazım, bu pencereden bir bakmamız lazım. Ve takımdaki diğer maçlara göre düşük tempo biraz kaynağı o. Ben burada asla ve asla Antalyaspor kötü oynadı, Antalyaspor işte vasat oynadı, şu bu falan muhabbeti yapmayacağım. Yapmam. Neden? Çünkü böyle tempolu bir maçtan gelip, moralsiz gelip, orada kaybedip, Sivas maçında çok önemli bir maçta, puan için çok önemli olan bir maçta senin yerin için vereceğin mücadelede senin stratejik bir takım şeyleri doğru yapman lazım. Eğer bunu doğru yapmazsan maçın 25. dakikasında, 30. dakikasında oyundan düşersin. Oyundan düştüğün zaman da rakip hücum aksiyonları çok yüksek olan oyuncularla sana vurur geçer. Şimdi Sivas takımı da dediğim gibi ligin kaliteli kadrolarından bir tanesi. 2-3 maç sallansalar da Ertaç herhalde. Yok Ali ya. Yok Ali. Ertaç'ın Malatya'da kalıyor. Kalecide mi kaldı? Ona takıldım çocuğa. Dur Ertaç Malatya'da ya. Ali. Ben söyleyeyim sana. Ali de. Neyse. Bak ona sen onu. Şimdi burada Antalyaspor'un bu oyununu sakın kimse eleştirmesin. Kötü oynarken kazanmak çok önemlidir. Antalyaspor çok da kötü oynamamasına rağmen biraz eski maçlarına göre top tutamamanın şeyi var Antalyaspor'da. Biraz oyununu ortaya çıkarmayan, güzel göstermeyen en önemli olgu Antalyaspor'un topla biraz daha rakibinin daha çok oynaması. O topu rakibine daha çok. Ali Şaşan. Ama şimdi bak mesela şeye bak. Luis Adriano'ya bak. Ben hep sana ne derim? Ben stabil santrofor sevmem. Stabil santrofor şey de vardı mesela. Almanya'da bir tane şey vardı. Çıkar kafayı vurur böyle. İki kafasından birisi kesin gol olur. Öyleyse tamam başımın üstünde yeri var. Ama yani böyle Hantal sırf 18'de bekleyecek. Ondan sonra her top işte o, böyle santrofordan çok gezen, dolaşan, ondan sonra oyuna katkı veren, alver yapan, ondan sonra arkadaşlarına boş alan açan santroforları daha çok severim. Çünkü oyunu daha zenginleştirir bu tip oyuncular. Şimdi Luis Adriano bu maçta geldiğinden beri ilk defa buna yakın, yani benim anlattığım şu çizdiğim şeylere yakın oyun oynadı. Orta sahaya kadar geldi, oyuna girdi, verkaçlara girdi, aynen, ara paslarına girdi, koridor açtı, yaptı, Doğukan'da Mehmet'e pozisyon açtı falan. Bu arada Mehmet'e de geçmiş olsun diyelim, ciddi bir sakatlığı varmış. 3 hafta yırtık yok. Var, yırtık 3 hafta falan yok, yırtık varmış ayağında. Geçmiş olsun diyelim kendisine. Ona pozisyonlar açmak kendi arkasında oynayan oyuncu olarak. Bunlar önemli şeyler. Bunu Luis Adriano bu maçta gayet iyi yaptı abi. Doğru yaptı, iyi yaptı ve oyunu
böyle oynadığı müddetçe Antalya Spor'a çok da katkı yapar. Zaten adam bitiriciliği var. Adriano'nun zaten bitiriciliği var. Ama güçlü olmaya başladı, kuvvetlenmeye başladığı andan itibaren de Antalya Spor'a daha çok katkı yapacağını sinyallerini ben bu maçta aldım. Ben de aynı fikirde. Benim için bu maçtaki en önemli şey alınacak 3 puandı. Hı hı. Yani futbolun iyisi, güzeli, kalitelisi, şu bu falan filan onları bir tarafa ittirdim. Ben bir an önce oradan 3 gün önce kupa maçı oynamışım. Gelmişim burada Sivas gibi sağlam bir takıma oynuyorum, iyi bir takıma oynuyorum. Ve buradan benim için önemli olan şey buradan alınacak 3 puandı. Hı hı. Ve Antalya Spor onu başardı, onu becerdi. Onun için Antalya Spor'un futboluna kimse takılmasın. İyi oynadı, kötü oynadı muhabbeti yapmasın. Bize önemli olan bu maçta 3 puandı. Yani ilk yarıda aslında fena bir oyun yoktu. Yani Sivas şimdi çok kapattı. Adam adama oynadı. Ve 11 kişiyle savunma yaptı Antalya Spor'a. İyi müdafaa etti Sivas Spor. Zaten ilk yarıda. İyi bir takım bir de. Tabii. Dirençli bir takım. Dirençli ve iyi bir takım. İyi takım. Mesela çok iyi çıkıyorlar. Tam bir Rıza Çalınbay takımı. Orta sahada falan çok iyi çıkıyorlar. Tabii, tabii. Bir de uzun zamandır tabii birbirleriyle oynayan, aynı hocayla oynayan tabii, bir takım tabii, yani. O yüzden tabii. Oturmuş bir kadro, oturmuş bir takım. Tabii. Oturmuş oyun şablonu, her şeyi artık ezbere biliyor oyuncular. Aynen, o yüzden. Aynen. Bir de ligde bulundukları konum itibariyle de yani Karagümrük maçı gibi olmayacaktı zaten. Şimdi ben onu bekliyordum. Zaten şöyle bir şey de var. Biz onları yendiğimizde onların üstüne çıkacaktık. Tabii. Nitekim öyle oldu. Biz yendik, onların üstüne çıktık. Onlar da buradan Antalyaspor maçından kötü gidişatın, birkaç maçlık kötü gidişatı değiştirmek, buradan 3 puanla girip Antalyaspor'un yorgunluğundan da faydalanmak. Şimdi teknik adamlar maç öncesi yaptıkları analizlerde maçla ilgili planlarını yaparken her şeyi değerlendirirler. Hı hı. Yani işte rakiplerinin ne yaptığını, durumunun ne olduğunu, fiziki durumunun, oyuncuların ne olduğunu, saha yerleşiminin ne olduğunu, bunları hep değerlendirirler. Bunları değerlendirirken de Rıza Hoca şunu demiştir. Antalya Spor yorgun geliyor. Ne olursa olsun fizik olarak bunlar belli bir süre sonra düşecektir. Top bende kalsın. Ondan sonra ben bunlara vurur geçerim burada diye düşünmüştür. Şimdi tabii Nuri Hoca da burada çok ekibi çok doğru bir stratejiyle oyunu hiçbir zaman force etmediler. Bazen Antalyaspor'un force ettiği maçları hatırlıyor musun? Yani rakip boğuldu sahasında, ondan sonrasında çıkarmadığı maçlar oldu Nuri Hoca'nın döneminde. Öyle bir maç beklemesin kimse. Öyle bir maç olmaz zaten. Hı-hı. Öyle bir maç olursa Antalyaspor uzay takımı gibi bir şey olur. Öyle bir şey olmaz. Bu maçta işte o stratejiyi çok iyi uyguladı. Rakibinin zaman zaman oyununa, topu ona vererek oynamasına müsaade etti. Ama kendisi de hiçbir zaman defansif şeylerini asla ve asla ödün vermeden kontrollü bir oyun. Aynen, kontrollü oyun. O kontrollü oyunun da neticesi kaliteli ayaklardan çıkacak bir goldü. O kaliteli ayak da Fernando oldu. Evet. Çok kaliteli, çok güzel bir vuruşla da golümüzü attı. Bir tane pozisyon var rakibe verilen. Çok net bir pozisyon. O çok netti. Ben onu bir gözlerimi kapattım gol diye. O oyuncu da çok çabuk, çok hızlı bir oyuncu. Ya zaten değsen, düşürsen falan penaltı olur. Luis Enrique, eski Kayseri sporlu. Ona çok iyi bir, Pedro Enrique. Ona çok iyi bir top attılar. O da karşı karşıya kaldı kaleciyle. Ben bu karşı karşıya pozisyonlarda şeyin fizik özelliklerini çok beğeniyorum. Boffin'in. Çok iyi kapatıyor şeyi. Açıyı çok iyi kapatıyor. Zaten dağ gibi bir adam. Yani şöyle topa doğru yattı mı böyle. Adamın şey açısını bayağı bir kapatıyor. Ona rağmen şeyi çok iyi vurdu. Sol ayağına çok iyi dürttü topa ve direğin hemen dibinden sıyırarak ben eyvah dedim girdi. Gözlerimi kapattım ama şansımız vardı o pozisyonda. Top dışarı çıktı. En net pozisyonlar o. Tabii ama tabii en net pozisyonu. Onun haricinde başka kafa vuruşu falan filan var ama 3 tane kafa vuruşu var abi yani, saydım. 3 tane kafa vuruşu var. Onun dışında öyle çok net bir pozisyon vermedik. Tek bizi korkutan pozisyon bence oydu. Belki de maçın kırılma anıydı yani o topu dışarı atması Enrique'nin. Peki maçtan sonra Rıza Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili maçtan sonra şöyle geçelim. Önce şeyle ilgili seninle de paylaşmak istediğim bir şey var. Şimdi Sinan'ı biz devre arasında aldık. Sinan Gümüş'ü. Yani aldığımızdan beri de kadroda. Yani kadroya giriyor. Bir maçta herhalde bir çok az bir süre oynattı. Maçın son dakikalarında falan bir oynattı. Karagümrük maçıydı galiba. Evet. Çok az bir süre şans verdi. Ondan sonra
Onun dışında Sinan'a, ben Sinan'ın tabii Nuri Hoca takımda yatan, takımda kalkan, antrenör eden, sürekli onlarla beraber olan adam, saygısızlık etmek istememişim bu zaman, ama şunu da bekliyorum. Mesela Sinan fizik olarak ne kadar kötü olabilir ki son 15-20 dakika veya mesela çok şans veriyor. Gökdeniz'e çok şans veriyor. Ben de aynı fikirdeyim. Acaba Gökdeniz yerine biraz Sinan'a mı dönse veya dönmeli mi? Yani Sinan bu kadar ıskalanacak, bu kadar ne kadar fizik olarak kötü olabilir ki? Bir 35 dakika oynayamayacak mı yani? Bir 30 dakika oynayamayacak mı? Bu kadar mı kötü olabilir? Allah. Onu bilmiyorum. Yani o konuda biraz şeyim o var. O kadar kötüyse soru mesela Karagümrük maçında oyunu almazdı bence. Onu söylemeye çalışıyorum ya. Yani. Hani orada hani 3-5 dakikalık falan bir sürede aldı ya, kısa bir dönemde aldı. Ama yani bu adam yani yaklaşık işte 1,5 aydır falan Antalyaspor'la, 2 aydır Antalyaspor'la antrenman yapıyor. Yani bu gencecik adamlar bunlar, yani sürekli ne kadar kötü olabilir ki? Bir sakatlığı, herhangi bir şey yoksa bir 30-35 dakikada bu çocuğa bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Sinan da iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Sana katkı yapacak, kazanmak lazım. Mesela Gökdeniz'le ilgili ne diyorsun abi? Ya Gökdeniz şans çok buluyor. Çok enteresan değil mi abi ya? Şans buluyor. Çok ciddi şans da buluyor ve tutuluyor da. Bir de işte Ümit Milli Takım oyuncusu olması falan, o şeyi olması, sıfatının olması, onun liglerde izlenen oyuncular statüsünde, genç yetenekler statüsünde olması, ona o şansı verilmesini sağlıyor belki de. Ama şansı biraz da sen değerlendireceksin sahaya çıktığındaysan. Aldın ya. Ya o topu yiyeceksin kardeşim. Genç adam. Azuz'da biz 22 şans yaşında bulmuyor abi. Yani 60, onu söylüyorum. İyi şans buluyorsun. Yani hemen hemen her maçta hoca sana bir şans veriyor. Evet. Ya santrofor oynatıyor, kenarda oynatıyor. O şansı alıyorsun. Ama o şansı bir maçta hiç olmasa lehine döndür. Ya bir şeyler yap ki. Aynen. Bir şeyler yap ki lehine döndür. Onu göremiyoruz. Gökdeniz'de maalesef o çıkışı, o patlamayı bir türlü göremiyoruz. Yani o geçen seneki Gökdeniz yok. Bu kadar nasıl gerileyebilir, ben hiç anlamış değilim ya. Sen geçen seneki başka bir Gökdeniz'di. Ya bir takım sebepleri olabilir. Yani bizim bilmediğimiz sebepler de olabilir. Fiziki düşüş de olabilir. Ama görünen o ki yani öyle fiziki düşüş yaşayan bir oyuncu falan değil. Antalyaspor iyi çalışıyor. İyi antrenman oluyor. Yani öyle bir fiziki düşüş yaşayacak falan bir oyuncu değil ama sanıyorum oynamamanın verdiği şey var. Kendini biraz o şeyi psikolojik olarak veya özgüven olarak iyi değil diye düşünüyorum. Özgüvenini kaybetmiş bir oyuncu görüntüsü. Abi mesela bu maçta şimdi Gökdeniz, ben çok beğendiğim de bir oyuncu. Oyun görüşü biraz zayıf. Yani güçlü, sol ayaklı mesela, bunlar hani bir santrafor özelliklerinde çok önemli meziyetler. Sol ayaklı olması, iyi şut çekmesi, güçlü olması, genç olması. Bunların hepsi zaten Antalyaspor'a onu getiren nedenler. Oyun görüşünün gelişmesi gerekiyor. Her futbolcunun, her genç oyuncunun, bak Doğukan'da da var o. Bünyamin'de de var. Her genç oyuncunun, demin ne dedim sana? Fernando'yu örnek alması lazım. Çünkü adam daha top ayağına gelirken B planını yapıyor. Aynen. Ben bu topu alacağım, buradan İhsan'a atacağım. Veya buradan bu topu alacağım, uzun oynayacağım. Sağ tarafa veya sol tarafa uzun oynayacağım. Ve o B planını yapıyor. Yani kafası daha top ayağına gelmeden kafasında o şekilleniyor. Bir orta saha oyuncusu veya bir oyuncu için kim olursa olsun. Yani hangi mevki olursa olsun. Bir oyuncu oyun görüşünü mutlaka geliştirmeli. Yani bu ya çok izlemekle, ya devamlı çalışmakla veyahut da sürekli eksiklerin üzerine gitmekle mutlaka düzeltilmeli. Abi şey gibi, amatör futbolcu gibi topu alıyor sağ çizgide mesela, 3 kişinin arasına dalıyor. Ya senin o 3 kişinin arasından geçemeyeceğin, tamam zorla, zorlama demiyorum, zorla, ceza sahası içinde o zorla üç kişinin, bunları. O 3 kişinin arasından bu topu kendi oyuncusuna atabiliyor mu? İşte benim için bir oyuncu işte. Yani futbol sadece yetenekle, sadece ayakla oynanmaz ki, kafayla da oynanır. Aynen aynı öyle. Zamanda. Şu 3 kişi seni kapattı ya burada. Bunların böyle arasında bir kavga edeceğine. Evet. İçine giriyor, didişiyor, topu kaptırıyor. Bunların aralarından veyahut da bunları akart edecek bir şekilde kendi arkadaşını topla buluşturabiliyor musun? İşte oyun görüşü budur. Evet. Yani oyun anlamında seni yükselten, oyuncu olarak yükselten budur. Onu, o pası verebiliyor musun? Topu rakiplerinden kurtarıp kendi arkadaşına verebiliyor musun? Zor durumdan çıkıp da. Yani bu çok önemli. Şimdi mesela bazı oyuncular var. Bu hafta işte derbi maçı izliyorum.
geriden iki kişiyi böyle süratiyle geçip akart ettiği zaman zaten oyunun şekli şemali değişiyor. Senin sağ dizilişin, taktiksel dizilişin, adam üç kişiyi birden oyundan düşürüyor. Hı-hı. Mesela şey çıktı öyle, Kim diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de de defansta. İki kere böyle bir çıktı, topu dürterek, onunla süratli de bir oyuncu uzun boyuna rağmen. Trabzonlu bütün oyuncular oyundan düştü. Üç tane, dört tane oyuncu oyundan düştü. Ve güzel bir pasta, dikine bir pasta da pozisyon yarattı. Hı-hı. Şimdi oyuncu nerede ne yapacağını bilmeli. Nerede pas verecek, nerede çalım atacak, nerede şut atacak. Böyle iyi oyuncu oluyorsun. Bunları bildiğin zaman, bunları yapabildiğin zaman iyi oyuncu oluyorsun. Ya. Nerede çalım atacaksın, nerede adam geçeceksin. Şimdi bomboş demarke bir arkadaşın var. Ona versen pozisyon olacak. Sen alıyorsun topu, eveleyip geveliyorsun. 3 kişinin arasına kafasını önüne eğiyor abi. 3 kişinin arasına dalıyor. İşte olmaz. Yani bu nasıl olacak? O zaman iyi futbolcu olmuyorsun. Sıradan bir oyuncusun. Kusura bakma ya. Sıradan bir oyuncusun. Yani ben gerçekten üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü Gökdeniz önemli bir yetenek. Herkes de, her futbolcuda olmayan yeteneklere sahip ama birazcık daha toparlanması, birazcık daha basit oynaması, oyun görüşünü geliştirmesi bak gerekiyor. Bak bugün örnek veriyorum ya. NBA takımlarında koçlar vardır. Hı hı. Asistan koçlar. Bu asistan koçlar eski iyi basketbolculardan seçilmiş. Hı hı. Koçun yardımcıları veya takımların antrenör koçlarıdır. Antrenmanlarda ne yaparlar biliyor musun? Oyunculara fundamental çalıştırırlar. Yani adamın adam geçmesi, topla dribling yapması, nerede pas vereceği, ondan sonra üç kişinin arasından nasıl top atacağı, şut antrenmanları mesela. Her yerden şut attırırlar. Özel atar, verir, blok yapmaya, müdafaa yapar kendisi, onun üzerinden atmaya kalkar falan. Ve antrenmanlarda bireysel çalışmalarla oyuncuların kalitesini yükseltmeye çalışırlar. Oyuncuların kalitesini daha yükseltirler. Şimdi bizde zaman zaman genç oyuncularda bunu yapmamız lazım. Mesela bir santrofor yetişiyor, genç bir santrofor yetişiyor değil mi? Bu genç santroforun özel çalışma yapması lazım. İyi bir santroforla, zamanının iyi santrofor, iyi forvetlerinden birisiyle bireysel çalışmalar yapması lazım. O bireysel çalışmalarla da kendisindeki o eksiklikleri, mesela adamda her şey var fakat kafa topu hakimiyeti iyi değil. Çıkıyor kafaya, tepesiyle vuruyor, top hep dışarı gidiyor. Şurayla vurmayı öğrenecek. Hı hı. Tık diye vuracak şurayla. Bunu bu işi yapmış, iyi yapmış birisiyle antrene yaparak öğrenecek. Veyahut bek oynayan bir oyuncu zamanının iyi beklerinden birisiyle antrene yapacak. Ondan iyi bir bekin nasıl ne yapması gerektiğini, neler yapması gerektiğini onunla beraber bireysel çalışmalar yaparak öğrenecek, gelişimini yapacak. Bir defans oyuncu stoper, iyi bir stoperle çalışacak. Ya bunlar aslında iyi futbolcu olmak için ya Cristiano Ronaldo. Adam herhalde 34-35 yaşında bildiğim kadarıyla şu anda belki o civarda. Ama hala fizik olarak 22 yaşında, 23 yaşında gibi sahada. Dribbling öyle, şeyleri, şutları öyle. Ondan sonra top tekniği hala zaten üst seviye, en üst seviyede. Ama adam ne yapıyor? Sürekli koç yanında bir tane fizik kendisini hazırlayan, diri, kuvvetli tutan, onu kondisyonerle beraber, özel kondisyoneri var, onunla çalışıyor. Hı. Diyetisyeni var. Yemeğine, içmeğine dikkat ediyor. Adama kola koymuşlar Konuşma yapacak. Kola kutusu duruyor burada. Kola kutusunu ittiriyor böyle. Örnek oluyor insanlara. Çekin şunu diyor. Düşünebiliyor musun? Bak hem mesaj veriyor. Biz de burada kola dedik ama hem mesaj veriyor. Sen markayı söylemedin ama. İçeceğin hani şeyini söylüyor. Hem mesaj veriyor. Onu ittiriyor böyle insan. Hem bunu içmeyin yani demek istiyor. Ve adam diyetisyeniyle, kondisyoneriyle dünyanın en önemli oyuncusu olarak hala futbol oynamaya devam ediyor. Yani çalışmazsan, tabii, koymazsan. Abi kaleci Buffon 44 yaşında hala oynuyor ya. Ama yani işte, bu iş kendine bakmakla alakalı, çalışmakla alakalı. Kaleci, çok iyi bir kaleci antrenörü her takıma. Zamanında
Onu çok iyi yaptılar. Aslında yapılması gereken önemli şeylerden biri oydu. Kalecilerin kaleci antrenörüyle, bir kaleciyle, eski bir kaleciyle, kaleci antrenörüyle bu işin ilmini yapmış, deneyimli birisiyle çalışmasını sağladılar. Takımlara kaleci antrenörleri aldılar. Ve çok iyi yaptılar İhsan. Bak dikkat et, kaleciler şeyden sonra o hemen hemen bir 15 senelik bir süreci vardır onun. 15 senedir kaleciler, kaleci antrenörleri de çalışıyorlar ve çok da iyi kaleciler yetişiyor. İyi kaleciler yetişiyor, aynen. Bir daha bir şey var. Şimdi bizde genç futbolcular antrenmanda yapmadıklarını antrenman bitince, şimdi ben de söyleyip de reklam girmesin, konsol oyunu diyeyim de. Anlar insanlar. Konsol oyununda yapıyorlar. Tabii bizimkiler maalesef konsol oyununda yaptıkları için o golleri konsol oyununda attığı işte, için. Yani antrenman bitse de hadi gitsek konsol oyununda, konsol oyununda yapsın düşüncesi olduğu için. Konsol oyununda maalesef, gene yapsın ama konsol oyununda yaptığının bir katını da mutlaka özel antrenmanlarla kendi gelişimi için yapması lazım. Çünkü yeteneklisin İhsan. Yetenek Allah vergisi. Ama sen bunun üstüne koyman için, iyi aynen, olman için, daha iyi olman için çalışman lazım. Kesinlikle. Çalışmadan olmaz. Herkesin, her oyuncunun eksiği vardır. Komple. Tamam işte 3 tane, 5 tane sayarsın. Ama her oyuncunun bir eksiği vardır. Birinin bir ayağı daha iyidir, öbürkü zayıftır. Onu geliştireceksin. Kesinlikle. Birinin kondisyonu eksiktir, fiziksel özellikleri zayıftır. Onu geliştireceksin. Birisinin kafa hakimiyeti, demin söylediğim gibi, birinin kısa mesafe dribbling'i azdır, onu geliştireceksin. Yani mücadele etme gücü zayıftır, onu geliştireceksin. Yani bunlar bireysel çalışmalarla yetenekli oyuncular bunları geliştirebilir. Aynen. Yeter ki çalışsınlar, yeter ki istesinler. Nuri Hoca için ne düşünüyorsun abi? Ben şimdi mesela baktığımda çok dikkatli izliyorum maçları. Nuri Hoca'yı da dikkatli izliyorum. Bir defa rakibi çok iyi analiz eden, takımı hafta içi çok iyi hazırlayan, her futbolcunun sahada ne yapması gerektiğini, bir defa futbolcular ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Sahada ne yapmaları gerektiğini, her şey planlı, programlı bir şekilde oynayan bir Antalyaspor'u görüyorum. Yani böyle gelişi güzel değil. Her şey planlı, programlı. Topu ayağına kim alacak? Atağa çıkarken kime atacak? Kim nereye boş koşu yapacak? Hepsi bunlar planlanmış ve sahada iyi bir şekilde uygulanan bir teknik direktör, teknik ekip takımı. Yani sadece Nuri Şahin'in takımı demeyeyim ona. Çünkü yanında teknik ekip de var. Onlara haksızlık olmasın. Gerçekten ben izlerken Antalyaspor'u mesela son 5-6 haftada çok iyi hazırlanmış bir Antalyaspor. Bunda da Nuri Şahin ve teknik ekibin ciddi katkısı olduğunu bak, düşünüyorum. Mesela üçlü sistemle başladı. Geldi. Takıma üçlü sistemi monte etti ve takım iyi top oynamaya başladı. Takımın iyi top oynamasının sebepleri oyunun iki tarafında oynaması. Üçlü sistemde de hem hücum yönü hem defansif yönü. Sonra zaman zaman burada bir tenkit ettim kısa. Ben çünkü Nuri'nin, önce onu söyleyeyim. Bir kere çok iyi bir teknik adam olacak. Şu anda yolun başında ama verdiği ışık dünya futbolu, Türk futbolu değil. Dünya futbolu çok iyi bir teknik adam kazanıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hem donanımlı hem kaliteli, insan kalitesi, insan kumaşı çok iyi. Hem çok dediğin gibi oyunu okuma yeteneği var ve zaten iyi futbolculuğundan sonra iyi bir teknik adam olacak. Işığı da bunlar gösteriyor, veriyor. Ben geleceğin en iyi teknik adamlarından biri olarak görüyorum kendisini. Yolu açık olsun. Bizim için de şöyle bir şans. Antalyaspor'da başlaması, Antalyaspor'da teknik adamla başlaması bizim için bir şans. Artı 5 yılda Antalyaspor'un onunla mukavele yapması. Ben çünkü istikrardan yana bir adamımdır her zaman. Bir 3 maçla, 5 maçla, 10 maçla adam gönderilen ülkede aynen, bir istikrar yakalanması lazım ki onun devamlı sürekliliği olabilsin, sürdürülebilir olsun o takımda omurga veyahut da konulan düzen. İşte bu Nuri Hoca'yla 5 yıllık bir anlaşma yapılması da onun göstergesi. Şimdi tabii eksiklerinden, hatalarından dönmek de fazilettir. Şimdi mesela ne yapıyordu? Gereksiz hücum oynuyordu. Fazla hücum oynuyordu takım. Ve bunun ceremesini birkaç maç çektik. Yani gereksiz hücum ne demek? Açar mısın abi dersen. Yani gol için komple ailece hücum ediyorduk.
Şimdi futbolda biraz da kendi şeyini güvene almak zorundasın. Yani kontrollü oyundan ziyade biraz da kontrollü defansını veya orta sahadaki şeylerin, oyuncularının topu en kısa sürede kapması için mutlaka bir kontrollü oyun oynamak zorundasın. Bunu zaman zaman Antalyaspor kaçırıyordu. Sonra dörtlü sisteme, tandeme döndü. Tandeme döndükten sonra bak şimdi maçı okumak şu. Bu maçın son 10 dakikasında ne yaptı Kurdaşoğlu? Bize ne lazım bu maçta? Demin söyledim, bir daha söylüyorum. Puan lazım. Aynen. 3 puan lazım. Bizim için bu maç rakiplerin birbirini yedi, puan kaybetti. Bizim yensek makası tamamen açacağımız bir maçtı. Çok önemliydi çünkü. Özel önemi vardı benim için bu maçın. Bizim için daha doğrusu. Bu maçta puan için ne gerekiyorsa yaptı benim için. Takım maçı tutmak adına, 1-0'ı tutmak adına hemen üçlüye döndü. Son 10 dakika üçlü oynadı. Kurdaşoğlu aldı, çekti defansı. Naldo, Veysel ve şey yaptı. Ve tuttu oyunu. Şimdi bunun iyi bir hoca olacağı, Nuri'nin iyi bir hoca olacağı çok net bir şekilde görülüyor. O ışığı saçıyor, veriyor. Ben çok pozitif bir şey görüyorum Antalyaspor'da. Oyun düzeni görüyorum. Seçtiği oyuncular da iyi. Yani gelen oyuncularda katkısı ne kadardır bilmiyorum. Ama herhalde ona sormadan almazlar. Büyük bir ihtimalle onun katkısı çoktur. Gerek Mehmedi'ye, gerek Fernando'yu, ondan sonra gerek Endoa'yı falan. Büyük bir ihtimalle onun mutlaka süzgecinden veya onun önerisiyle alınmıştır diye düşünüyorum. Evet. Onun için ben önümüzdeki esas bu sezon Antalyaspor'da Nuri Şahin'in esas şeyini, ağırlığını önümüzdeki yıl göreceğiz. Önümüzdeki yıl mı? Evet, farkını o zaman göreceğiz diye şimdi düşünüyorum. Biz böyle konuşuyoruz da ama mesela baktığımızda işte bir takımın teknik direktörü çıkıyor maçtan sonra, diyor ki Nuri Şahin futbolu bırakınca benim yardımcım olacaktı diyor. Yani mesela Abdullah Avcı yani bunu söylüyor. Diğer işte bugün mesela dün maçtan sonra çıkıyor Rıza Çalınbay, diyor ki ya rakip takım diyor son 10 dakika tüm savunmacılarını oyuna aldı diyor. Yani kalenine otobüs ya, çekti demek. Rıza Hoca'nın kendi takımı zaten hayır, 90 dakika savunma yapan bir takım. Rıza Hoca hiç teknik direktörlük hayatında bir öndeyken, bir farklı öndeyken müdafaa yapmamış mı? Yani, 4 kişiyle, 5 kişiyle, 6 kişiyle müdafaa yapmamış. Antalyaspor karşısında ya, 45 dakika 11 kişiyle yaptı ya abi. Kime anlatıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam 1-0 galip. Ondan sonra maçın son 10 dakikasına girmişsin. Tabii ki müdafaa yapacak. Hı-hı. Tabii ki kalacak. Kurdiyaşov gibi bir oyuncu varsa alacak yani. Maçı ve skoru tutacak tabii yani. Tabii. Sen bu tenkit edilecek bir şey mi? Ya sen bunu 80 dakika dersin, 90 dakika tamamında dersin. Biz Ersun Yanal'ın yaptığı gibi. Tamam, eyvallah. Hiç ağzımı açmam, konuşmam. Ama maçın son 10 dakikasında 1-0 önde, 3 puan elzem, ilaç Antalyaspor için. Sen gelmişsin, bunu tenkit ediyorsun. Yapma hocam, olmaz öyle şey. Vallahi bilmiyorum abi. Yani hocalar gerçekten de önce bir kendilerine bakmaları lazım. Ya ben Nuri Şahin bir yol çizdi önüne. Antalyaspor yönetimi de Nuri Şahin'e güvendi, inandı, bu şansı verdi. O da teknik direktör olarak yoluna devam ediyor. Abdullah'ın söylediği, Abdullah Avcı'nın söylediği çok şey bir şey değil. Yani onu Nuri Şahin'e şöyle söyleyeyim ya, daha doğrusu itibarsızlaş yapmaz. Abdullah Avcı söylediği kişi de bir takımın teknik direktör koltuğunda oturan bir isim. Ya yani benim yardımcım onu, olacaktı demesi. Aralarında böyle bir konuşma geçmiştir. Ya şimdi, olabilir de. Nuri Şahin yardımcı antrenörlük yapsa sonuçta, yapsın. Bak, Abdullah Avcı'nın yanında yapmaz. Gidip yapabilir de ya. Niye yapmasın? Yapabilir de. Yani Türkiye'de Abdullah Avcı'nın yanında niye yapsın abi? Gider Klopp'un yanında yapar. Atıyorum, yapabilir de ayrıca. Yani Abdullah Avcı bugün milli takımda hocalık yapmış. Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış. Yok, o şampiyonluk. Yaşamadı. Okan Hoca yaşadı. Tabii. Abdullah Avcı'nın daha yani, şeyi yok, şampiyonluk. Sonuç itibariyle. Kupası da yok bildiğim kadarıyla. Sonuç itibariyle Abdullah Avcı'nın yanında Nuri Şahin'le aralarında böyle bir diyalog da geçmiştir. Nuri Şahin Antalyaspor'u kucağında buldu. Antalyaspor, bak o zaman da söyledim, bir daha söylüyorum. Çok büyük risktir. Yani bir yönetimin futbolu bırakmış. Adem'i getirdi Malatya. İki maçı dayanamadı. Ama orada... Ama işte parasal problemler, şunlar bunlar diyeceksin belki ama iki maç sonra adam kadro dışı kaldı, gitti. Şimdi Nuri Şahin'e
yönetimin güvenmesi, inanması ve bu elbiseyi üzerine giydirmesi de alkışlanacak bir harekettir. Bir öngörüdür. Yani ileriyi görmektir. Bunu başardığı için de Antalyaspor yönetimi başkanı ve yönetimi kutlamak lazım. Aynen. O işi görmüşler onda. Kesinlikle. Şimdi artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Bu arada Alanya Spor da kazanmış abi. Kayseri Spor'u 2-1 yenmiş. Alanya Spor'da deplasmanda. Uzun süredir Kayseri maç kaybetmiyordu. Alanya Spor'u tebrik etmek lazım. Aynen. Kayseri Spor da iyi takım. Beşiktaş maçı vardı bugün. 10 olmuş Başakşehir. Beşiktaş maçını bilemiyorum. Bakarım biraz sonra. Ben 2-1 bırakmıştım. Devre arası 2-1 şey öndeydi. Başakşehir Beşiktaş'a karşı öndeydi. Ona bakarız şimdi biraz sonra abi. Şimdi çok güzel bir konu var. Arkadaşlar ekrana da getirdi. LED'e de getirdiler. Şimdi Antalyaspor U13 takımı Altın Ordu'ya gitti. Altın Ordu tesislerinde kaldı abi. Orada da hazırlık maçı yapmışlar. Hı hı. Dönüşte de Antalyaspor U13 takımının kaptanı Hasan Yakup İlçin Altın Ordu kulübüne mektup göndermiş. Teşekkür mektubu. Demiş ki ben Antalyaspor U13 takımı Hasan Yakup İlçin. Öncelikle hocalarımı, takım arkadaşlarımı ve beni tesislerinizde misafir ettiğiniz için başta kulübüm, hocalarım ve takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Öğrenmeye, gelişmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yapabilirsen bu mektubu, fotoğrafını çek ve sakla. Bu çocuk Hasan Yakup İlçin bilmiyorum şeyini ama yazının karakterinden de karakterli, sağlam bir çocuk olduğu belli. Yazıdan annesini, belli. Annesini, babasını, hocalarını kutluyorum. Bir kere çok inanılmaz güzel. Neden güzel? Çok güzel değil Neden mi? Güzel? Yapılan bir jest. Bu çocuk U13 kaptanı herhalde. U13 takımının kaptanı. 13 yaşında bir evladımız. 13 yaşında bir çocuğumuzun, evladımızın bu kadar ince düşünmesi, bu kadar klas bir şey içerisinde çok. Olması, davranış içerisinde olması çok şık. Bir kere her şeyden önce bir büyüğü olarak çok mutlu oldum böyle bir şeyi gördüğüm için. Onun için kutluyorum. Hem annesini hem babasını hem onu yetiştiren hocalarını kutluyorum. Ben de valla Antalya Sporlu olarak gurur duydum yani. Lütfen bu mektubu sakla, fotoğrafını çek ve sakla bu mektubu. Bu çocuk çok büyük bir aksilik olmazsa çok iyi yerlere gelir. Altın Ordu kulübü de teşekkür etmiş. Mektupla ilgili sosyal medyadan paylaşmış. Demişler ki çok centilmence. Evet. Çok centilmence ve çok güzel. 13 yaşındaki bir çocuğumuzun, bir evladımızın böyle bir düşünce içerisinde olması, böyle hareket etmesi çok güzel bir şey. Çok güzel. Altın Ordu kulübü özel maçlar için Metin Oktay yerleşkemizde ağırladığımız Antalyaspor U13 takımı kaptanı Hasan Yakup İlçin'in kulübümüze göndermiş olduğu teşekkür mektubu demiş. Fotoğraf paylaşmış. Aferin. Altın Ordu olarak bu toprakların çocuklarının daha iyi spor yapması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz demiş. Çok da güzel bir mesaj paylaşmışlar. Anlamlı. Antalyaspor kulübü de bugün sosyal medyadan özel maçlar için U13 takımımızı İzmir'de ağırlayan Altın Ordu Futbol Kulübü yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. U13 takımı kaptanımız Hasan Yakup İlçin'in de dediği gibi öğrenmeye, gelişmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz. İşte bak, notunu paylaşmış. Mektubun tamamı çok güzel, kısa olmasına rağmen çok güzel ama orada çok güzel bir şey var. Bak, öğrenmeye, gelişmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Aynen. Demin ne konuştuk? Demin genç futbolcuların gelişiminin nasıl olması gerektiğini. Kesinlikle. Öğrenmeye, gelişmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir şey. Çok. Vallahi. Çok anlamlı. Çok güzel. Aferin. Benim çok hoşuma gitti. Bugün de ekrana getirmek istedim. Hatırlarsan U13 takımımızın fotoğrafını getirmiştik ekrana. Demiştim ki bu takım Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Kendi yaş grubunda gerçekten de Antalyaspor U13 takımı Türkiye'nin kendi yaş grubundaki en iyi takımı. Şampiyon da olmuşlardı. Aferin. Çok güzel bir jenerasyon geliyor. Aferin. Hem sportif anlamda çok güzel bir jenerasyon geliyor hem de işte takım kaptanının yolladığı mektupla şimdi çok, ne kadar, çok güzel bir gençlik. Ne kadar yetenekli olursan ol şu kaliteyi, şu insan, ben her zaman şunu söylüyorum. Sahada bazı oyuncular vardır. Çok güzel şeyler, hareketler, şunlar bunlar, üst düzey şeyler. Bayılırsın, bakarsın, izlersin ama sahada kendini belli eder oyuncu. Ben futbol oynadığım dönemlerde dışarıda neysem içeride sahada da oydum.
dışarıdaki tüm karakter özelliklerimi sahaya da yansıtırdım. Hırsımı, isteğimi, arzumu. Yani öyle bir, ben ona çok inanırım. Şimdi bu çocuk da çok kaliteli bir çocuk belli. Ondan sonra senin anlattığın gibi takımın tamamı da böyledir büyük bir ihtimalle. Onun için ben onu yetiştiren, ona emek veren hem annesini hem babasını hem de öyle hocalarını yürekten kutluyorum. Kesinlikle. Yollar açık olsun. Evet, bu arada maçlarda abi Alanyaspor 2-1 kazandı. Bunu söyledik Kayserispor deplasmanında. Beşiktaş Başakşehir 2-2. Beraber etmiş demek. Gaziantep Hatay maçı da 2-2 tamamlanmış. O maçlarda beraberlikle tamamlandı. Yani Antalyaspor 28. haftayı 13. sırada 35 puanla tamamladı. Üstünde Galatasaray aynı puanda 35. Gaziantep 37 puanda. Gaziantep'e yaklaşmış oldu tabii. Yaklaştık. İşte benim hep arzu ettiğim 6 ile 10'unculuk arasında kalan maçlarda alacağımız neticelerle 6. ile 10'unculuk arasında bir yer edinmek, bu seneyi bu şekilde geçirmek İhsan. Ben önümüzdeki yıl Nuri Şahin'in takım olarak, gerçek bir takım olarak Antalyaspor'u daha iyi bir takım olarak izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Daha farklı bir Antalyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, bu hafta Başakşehir maçı abi. Evet. Başakşehir maçıyla hemen kısa konuşalım. Başakşehir ligin iyi kadrolarından bir tanesi. Zor bir deplasman olacak Antalyaspor için ama seyircisi olmayan bir takım ama sonuçta iyi oyunculardan kurulu. İyi de başında bir teknik adam var, Emre Belezoğlu. Özellikle Başakşehir'de kendini ispat etti. Daha iyi bir görüntü veriyor. Yeni hoca olmasına rağmen Çiçeği Burnu'da Nuri Şahin de öyle, o da öyle ama ikisi de Türk futbolunun gelecek vadeden teknik adamları görüntüsü veriyorlar. Sahada iki tane genç jenerasyon hocanın mücadelesi olacak. İyi iki takımın mücadelesi olacak. Ben Başakşehir'i de kadro olarak beğenen bir insanım. Ama ben Antalyaspor'a sana söylüyorum, o şeyden beri, takviyelerden beri çok inanan bir adamım. Antalyaspor her takıma zorlu bir rakiptir. İçeride de olsa, dışarıda da olsa zorlu bir rakiptir. Son 6 maçtır yenilmezlik serisini de Antalyaspor ligde sürdürecektir diye düşünüyorum. Başakşehir maçı, Başakşehir Antalyaspor'u ciddiye alacak, alması lazım. İyi bir takımla oynayacak onlar da bizim, benim gördüğüm pencereden bakınca. Onlar da Antalyaspor'u yenmek için oynayacaklardır. Onların da hedefleri ligi en iyi yerde bitirmek, Avrupa kupalarına gitmek. Onların da bir hedefi var. Sen geçen hafta dedin ya her takımın bir hedefi var diye. Malatya hariç, Malatya bak galip geldi. Malatya'da galip geldi. Yani. Teknik direktör değişikliği. Tabii. Şimdi her takımın hedefi var. Hedeflerden kopmuyorlar. Matematik olarak bir şey bitmediği müddetçe her şeyi sürdürmek lazım. En son umutlar ölür. Aynen. İhsan bunu hiç unutma. En son umutlar ölür. Umutlar ölmediği müddetçe her şey olabilir. Onun için Başakşehir'de hedefine gitme yolunda Antalyaspor engelini geçmeye çalışacak. İyi bir maç olacak tahmin ediyorum. Yine mücadele dozu, kalite seviyesi yüksek bir maç olacak. Ama ben Antalyaspor'un yenilmeyeceğini tahmin ediyorum. Evet. En kötü bir beraberlikte döneriz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim Erdal abi. İhsan'ım ben teşekkür ederim. Sağlık. Ayağına sağlık. Peki Rüzgar, sen de bir iyi akşamlar der misin seyircilerimize? Hadi gel yanımıza, şöyle ortamıza gel. Bizimle beraber herkese bir iyi akşamlar dilerim. Bu arada unutmayalım, yarın 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü. Bir de bizi hiçbir zaman yalnız, gel şuraya ortaya. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ali Dayı'nın ablası vefat etti hafta öyle içerisinde. Öyle mi? Haberim yoktu. Ben kendisiyle konuştum, başsağlığı diledim. Bir kez de buradan başsağlığı dilerim. Başsağlığı dileklerimizi Ali Dayı Antalyaspor Camiası'nın önemli bir ismidir. Aynen. Ablasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet bütün olsun. Aileye de sabırlar diliyoruz. Yarın Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın, dünya kadınlarının günleri kutlu olsun. Hayatımızın çok önemli parçaları. Peki Rüzgar, bizimle beraber iyi akşamlar der misin? Babana sor, bir şey diyecek misin de bakalım. Bugün kapanışı Rüzgar yapsın abi o zaman. Rüzgar öyle yap. Ben susayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum de. Hadi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet Rüzgar, bak başlangıcı da sen yaptın, kapanışı da sen yaptın. Tamam mı? Ablanı da getireceksin sonra.